Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Öncelikle kabımıza ben bu şekilde oda sıcaklığında margarin veya tereyağı kullanıyorum. Gerçekten çok pratik oluyor. Hemen yapabiliyorsunuz. Beklemenize gerek kalmıyor. Kabıma 150 gram tereyağımı aldım. 1 adet yumurtamı ekledim. 1 paket kabartma tozumu ekledim. Bir fincan sıvı yağımı ekledim. 2 yemek kaşığı tepeleme nişastasını ekledim. 4 yemek kaşığı tepeleme pudra şekerini ekledim. Tam tarifi açıklamalar kısmını ekleyeceğim. 2-2,5 su bardağı kadar un yedi. Ama siz kontrollü ekliyorsunuz. Tabii ki de çünkü her unun kalitesi aynı olmuyor. Her videoda söylüyorum. Sonra fazla geldi az geldi olmasın. Bu şekilde 3'e ayrıldım. En küçük parçası bir ortası ve en büyük şeklinde yaptım. Bir avuç iki avuç ve diğerini de Artık siz nasıl hesaplarsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ee, öncelikle en küçüğüne bir çay kaşığı yeşil organik gıda boyası kullandım. İkincisine de e, sarı bir tatlı kaşığı organik gıda boyası kullanıp elimde bu şekilde rengini alması için iyice yoğurdum. Yeşilin de aynı o şekilde olacak. Tam tarifi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bu şekilde yuvarlaklar oluşturdum. Yeşil ve e, sadeden yeşil pardon sarı ve sadeden yeşilde yaprağa benzetmek istedim. Siz de elinizde yaprağa benzetebilirsiniz. Bu şekilde 6 tane yuvarlağı yan yana getiriyorum ve ortasına bir adet yuvarlak koyuyorum. Bunun rengini, şeklini siz ayarlayın. İster sadece sarıdan yapın, ister sadece sadeden yapın. Ama ben karışık yapmak istedim. Kenarlarına üçer tane yaprak ekliyorum. Gerçekten harika oluyor. Böyle doğum günü masalarınızı süsleyecek harika konsept kurabiyesi de diye geçiyor zaten. Bayıldım gerçekten ve tadı da bir o kadar nefis oluyor. Bu şekilde bir bıçak yardımıyla damarlarını oluşturuyorum yaprağımın. Görüyorsunuz. Çiçeklerin de ortalarına ikişer tane bu küçük küçük çizikler atıyorum. Yaprağın e, şey çiçeğin görüntüsünü alabilsin diye. Bu şekilde hepsini hazırladım arkadaşlar. Görüyorsunuz. 150 derece fırında e, benimki biraz hızlı pişiriyor diye ama tarifte 175 diye geçiyordu. Ben e, 150'de pişirdim diye biraz uzun sürdü. Onun için sizde isterseniz 160, 170 ama yanmayacak, üzeri kızarmayacak şekilde kontrollü pişireceğiz. 20 dakika pişirdim ben. Alt üst ayarda bu şekilde oldu. Tepsimin en son hali bu. Fırına vermeden önce bu da fırına verdikten sonraki hali. Görüyorsunuz efsane oldu. Deneyenlere afiyet olsun.